Merhaba, iyi günler. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'la özel yayındayız. Ankara'dan kendisine Skype üzerinden bağlanıyoruz. CHP'nin adayı ama aynı zamanda İYİ Parti tarafından da desteklenen bir aday. Mansur Bey merhaba. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun. Sizin adaylarınız kesinleştiğinde sözleşmiştik ve tabii ki seçimi ve projelerinizi konuşacaktık ama işin içerisine bir hukuki durum soktular diyelim. Evet. Ve siz bu konuda açıklamalar yaptınız. Açıklamalarınızı medyada büyük ölçüde yansıtmadılar. Bu konunun detaylarına girmek istemiyorum çünkü çok karışık bir olay. Ama bu sizi şaşırttı mı böyle bir olayın seçime bu kadar az süre kala gündeme gelmesi? Yani şu açıdan şaşırttı. Daha önce bu 2,5-3 aydır başka bir gazetede yayınlanmaya başladı. Daha sonra öğrendim ki aynı haber daha sonra diğer yayın organlarına dağıtılmış. Büyük gazeteler dahil hepsine dağıtılmış. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'ne de getirilmiş bu evraklar. Kimse ilgilenmemiş. Bu haber yayınlandıktan sonra avukatımız aracılığıyla bu şahsın ceza aldığını, sahte senedi, evet sahte senet olduğu doğru ama kendisinin verdiği mahkemede ispat edilip bundan dolayı 4 yıl hapis aldı. Daha sonra usulsüz kaydettiği için ondan kişisel verileri izinsiz kaydetmekten ve aynı zamanda bu görüntülerle şantaj yapmaktan da toplamda 6,5 yıl hapis cezası aldığını avukatım tekzip beyanında mahkeme kanalıyla yapılan tekzipte belirttiği gibi bu insanın sahtecilikten de ayrıca bir mahkumiyeti olduğunu, bunun şizofren raporu olduğunu ve aynı zamanda çocuk istismarıyla ilgili görüntüleri indirdiğinden dolayı yargılamasının devam ettiğini özür dilerim. Bu şeyde tekzip metninde yazdı ve bu ilan edildi. Bunun üzerine zaten başka yayın organlarının hiçbirisi topa girmedi. Çünkü gördüler ki netameli bir durum var. Fakat daha sonra anketler birdenbire bu şekilde sonuç verince tekrar bunu birdenbire üst üste 3 gün yazmaya başladılar. Ben bekledim. Yani arkasından siyasilerin çıkacağı belliydi zaten. Bu sefer ben siyasiler konuşsun diye beklerken birdenbire Özsaseki bu konuya girdi. Ve bir kahve gibi bir yerde görüntülere göre böyle keyifli bir şekilde ne bileyim işte birini senedi mi vermiş, sahte senet mi vermiş, tehdit mi etmiş filan diye böyle alaylı alaylı konuşmasını gördüm. Ve o gün bir gazete ziyaretim vardı orada. Ertesi gün basın toplantısıyla bunu ileteceğimi söyledim. Ama ona gerek kalmadan aynı gün Sayın Ömer Çelik basın toplantısı yaptı bununla ilgili. Mecburen bir yandan avukatlardan evrakları toplaması, bir dosya hazırlaması için belgeleri isterken bir yandan da tabii biz 24 saati dolu insanlarız. Seçim için önceden belirlenmiş toplantılarımız var. Onları falan tamamladıktan sonra akşam saatlerinde evrakları hazırlayıp sabah basın toplantısı bunları yayınladık. Ben yayınladıklarına pişman olduklarını düşünüyorum. Hala saçma sapan gerekçelerle bununla vakit geçirmek istiyorlar. Halbuki biz Ankara'yı konuşmak istiyoruz. Ruşen Bey, bunun da sebebini ben kısaca izah edeyim izleyenlere. Bakın, bu sadece Ankara'da var. Başka bir büyük şehirde varsa da ben duymadım. Bu şekilde bir seçim yarışı hiç gündeme gelmedi. Ben 2009'da aday oldum. Gazeteler dağıtmaya başladılar. 2014'te aday oldum. Yine buna benzer karalama faaliyetleriyle çok karşılaştık. Başka bir yerde olmuyor bu kadar. Şimdi bu aday oldu. Ankara'yla mı alakalı, sizinle mi alakalı? Yani Ankara'yla alakalı, Ankara'daki siyasetle alakalı. Ben aday oldum. Ankara'da büyük bir teveccüh vardı. Çünkü geçen sefer gibi değildi bu sefer. Aday olmamı isteyenlerin hepsi aday ol da nereden olursan ol diyerek geliyorlardı. Bir de hatırlarsanız o günlerde benim dışımdan yapılan anketlerin birçoğunda hepsinde de Mansur Yavaş önde çıktı. Önde çıktığı için biz yeniden adaylığı düşündük. Yoksa ben adaylık falan düşünmüyordum. Bir bu şekildeki teveccühle işte çeşitli nedenlerle birdenbire
anket yüksek çıkınca sebebini araştırıyorlar. Mansur Yavaş'a neden oy veriyorsunuz? Kimi diyor ki Ankaralı. Hemen bunun arkasından benim Ankaralı olmadığım, Makedon olduğum iddialar atılmaya başlandı. 1830'da nüfus kaydınızı sunduktan sonra kaldı ki Makedon olsan ne olacak? Ama önemli olan ya işte o da Ankaralı değil deyip Ankaralılardan oy almamı engellemek istediler. O geçti beni 2009 yılında da 2014 yılında da Ankara'da taksiciler çok sevdiler. Yani benim propagandamı taksiciler ve berberler çok yapıyor. Bunun bir sebebi vardır mutlaka. Kendilerine yakın görüyorlar. Ondan sonra bu sefer Mansur Yavaş 40 bin taksici ki 7700 taksi var. Ticari taksileri Kızılay'a sokmayacak diye başladılar yayın yapmaya. Biraz onunla uğraştık. Derken o yetmedi. Bu sefer duvarlara yazı yazdılar. Dediler ki işte yavaş yavaş devrim. Tahmin ettiğimiz bize belediyeden bildirilen bir isme şikayet ettik. O geçti arkasından en son her bici Mansur diye bu sefer Kürtçe yazdılar. Bu yazan şahsı tespit edildi. O anda oradan geçen birisi kameraya çekti. Ve ondan sonra bu anlatacağım daha ilginç. Eve giriyor, evde kapüşonunu çıkarıyor, zile basıyor. Kamera görüntüleri hangi kata, kaç numaralı daireye girdiğini gösteriyor. Buradan bir isme ulaşılıyor. Ama savcı hemen apar topar takipsizlik veriyor. Ve gerekçesinde şunu dese, bu yazılarda suç unsuru yoktur, halkı tahrik yoktur dese amenna. Veya bu sadece para cezasını gerektirir dese gene öyle. Ama savcı diyor ki yüzü tespit edilemediğinden diyor. O yüzünü biz şimdi tespit edip, biraz önce de kamera görüntülerini izledim, kamuoyuyla paylaşacağız. Savcı bakalım veya itiraz peki, ettiğimiz... Peki Mansur Bey, bu edecek. Kara propaganda örnekleri evet geçmişte de vardı, bugün de var. Ve bir ara şunu söylediniz, mahkeme hususunda da anketler dediniz. Nedir bu anketler? Yani siz... Herkes, her seçim öncesi böyle şeyler olur. Değişik değişik anket iddiaları ortaya atılır ama siz şu anda gerçekten 31 Mart öncesi nasıl görüyorsunuz Ankara'da durumu, kendi durumunuzu? Evet, bunu anlamanın çeşitli yolları var. Biz uzun süredir siyaset yapıyoruz. Ben şimdiye kadar iki seçime girdiğimde de hep rakiplerimiz bizi anketle boğdular. Dediler ki işte çok oy alacaksak da bize hep az gösterdiler. Ama inanın bu sefer ben aday olduğumda ben daha hiç anket yaptırmadan ve üstelik daha önce AK Parti'ye yakın kanattan yapılan anketlerin hepsinde 8-10 puandan aşağı fark çıkmadı. Bunda biraz şöyle de düşünülebilir. Hem ekonomik sıkıntı hem ÖSASEK'in tutmadığını söyleyebiliriz vatandaşın nezdinde. Ve bu anketleri hani benim yaptırma imkanım yok. Biz iki tane anket yaptırdık. Bir tanesini 8000 denekle yaptırdık ama bu tamamen seçmenin tabandaki oy verme davranışlarını tespit etmek için çok detaylı yaptık. Çok soru sordurduk. Onda 4,5 puan önde çıktık. Daha sonra MAK danışmanlığı yaptırdık. Onu biliyorsunuz herkes tanıyor. Daha önce AK Parti'ye anket yapmıştı. Onunkinde de 4,5 puan önde çıktık. Ama bu arada Polmark'ta 11 puan, en son PR'da 8 puan. Bunu nereden anlıyoruz gerçek olduğunu bunların? Yani benim bunlara ulaşıp ben sahiplerini bile bilmiyorum açıkçası. Şöyle bir anket yayınlayın deme lüksüm de yok, imkanım da yok. Kısıtlı imkanlarla çalışıyoruz. Ama sokaktaki algıya baktığımız zaman Ruşen Bey ilk defa bol miktarda biz AK Parti'ye oy veriyorduk, bu sefer sana vereceğiz diyen insan var. Yani bu şimdiye kadar mesela geçen seçimde veya referandum döneminde ben bunları çok görmedim. Şimdi çok sayıda, bunun bir sebebi var bence ekonomik, bunun da katkısı olduğunu mutlaka söylemek lazım. İkincisi de AK Parti oy verenlerin adaylarını beğenmemeleri ama bunu söylemeleri çok ilginç. Yani eskiden bunu konuşmuyorlardı. Anadolu'nun her tarafında da farkındaysanız aday olamayan AK Partili belediye başkanları, yöneticiler açık açık başka partilere geçip aday da olmaya başladılar. Bunu ilk defa yaşıyoruz ve daha çok da bu davranışları karşı tarafın bu yaptırdıkları sık anketlerle neden Mansur Yavaş tercih ediliyor algısının hep üzerine oynadıklarını söyleyebilirim. Peki. En son olaydı da ben mal beyanımı açıkladım, şeffaflık bildirgesini açıkladım, onun üzerine geldi.
Yani Peki 3 şeyi aylık. sorabilir miyim? Bu şimdi malum Özaseki MHP tarafından da destekleniyor. Sizin de geçmişinizde MHP var. MHP'den ilk siyasette sivrildiniz ve bir ülkücü gelenekten geliyorsunuz diyelim en azından. Ankara'da zaten bu milliyetçi oyların, ülkücü hareketin belli bir geleneksel olarak gücü olan bir yer. Ve burada bir her şey bir yana bu oyların nasıl dağılacağı gibi bir husus var. Normal olarak İyi Parti'nin sizi destekliyor olması ve MHP'nin de Özaseki'yi destekliyor olması diyelim ki oyları yarı yarıya bölüyor. Bunun ötesinde bir durum gözlüyor musunuz özel olarak o tabanda? Ben şöyle yapıyorum. Kesinlikle bir grubu dikkate alarak propaganda yapmıyorum. Zaten bizi tanıyan tanıyor. Ayrıca özel bir şey söylemeye gerek yok. Herkesin oyunu istediğimi söylüyorum ve kesinlikle bir parti bir grubu karşıma alıp yani onların üzerinde özel çalışma yapmıyorum. Buna da gerek yok zaten. Ama geçen seçim hatırlarsanız Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı varken %19-20'ye yakın belediye meclisinde oy almasına rağmen bunların kesintisiz 12-13-14 puanı bize geldi. Çünkü o zamanki aday %8'e yakın oy almıştı ama bunun da %4'ü AK Parti'ye oy vermeyecek. Ama CHP'ye de oy veremeyenlerin gitmesiydi 4 puan. Öyle baktığınız zaman neredeyse şöyle söyleyeyim 5'te 3,5-4'e yakını bana vermişti Ankara'daki ülkücülerin. Şimdi ben bununla ilgili işte ülkücüler bana verecek, şunlar bana verecek gibi hiç ağzından tek kelime çıkmadı. Ankaralı'nın kendi takdirine bırakıyorum. Oranları görüyorlar. Özaseki'de görüyorlar. Herkesin geçmişini de biliyorlar. Özaseki'nin orada daha önceden ettiği sözleri de biliyorlar. Biz sessiz kalıyoruz o konuda. Kendimizi ortaya koyuyoruz. Güvenen herkesin oyunu istiyoruz. Ve şöyle bir ortam var Rüşen Bey. Seçimi kazanacağına neden eminim? Bir anketçiyle konuşurken isim vermeyeyim. Onun anket yaptığını bilen rakibim sormuş. Nasıl çıktı anket? İşte Mansur Bey 4,5 puan önde deyince olur mu demiş. Bana da anket geldi. %56 görünüyor demiş. O da demiş ki şöyle bir cevap vermiş o da. Sizin Ankara'daki en büyük adayınız Recep Tayyip Erdoğan'dı demiş ve 51 almıştı diye hatırlatmış. Bu bir vaka. Ben 10 puana yakın veya 10 puandan fazla bir farkla seçim alacağımızı düşünüyorum. Peki, bu hırsızlıkların şeyi sorabilir miyim? Olamaz. Malum Ankara deyince akla gelen Melih Gökçek vardı. Ne zamandır gündemde yok ama. Bir Melih Gökçek faktörü bu seçimde var mı, etkili mi? Siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi izlenen yöntemlere bakarsanız Gökçek var. Ama açıkçası söyleyeyim kimsenin günahını almak istemem ne kadar birbirimizden hoşlanmasak da onun bizzat bu işleri yaptırdığı konusunda bir şey söyleyemem. Açık açık söylüyorum ona. Ama yöntemler iki dönemdir yaşadığımız yöntemler maalesef aynı. İftiralar aynı. İşte bir yandan belediyeye 20 bin tane terörist al. Evet. Ben toparladım. Bu arada bir şey oldu. Tamam. Melih Gökçek diyorduk. İsterseniz konuyu biraz da Melih Gökçek'ten başladık. Öyle devam edelim. Şundan devam edelim diyorum. 25 yıl yani yaklaşık 25 yıldır yaklaşık da değil tam 25 yıldır 94 sayarsak Ankara Melih Gökçek tarafından yönetildi ve bir siyasi parti silsilesi tarafından yönetildi. Son bir döneminde Melih Gökçek'in görevden zorla uzaklaştırılması diyelim artık tabir neyse onu saymazsak ama 25 yıl. 25 yıllık bir gelenek var orada, bir belediye geleneği var ve siz çok iddialısınız ve 1 Nisan'da seçilmiş olacağınıza eminsiniz. Ama bu 25 yıl evet. Karşınıza nasıl çıkacak? Siz herhalde belediyenin durumunu, kurumlarını vesairelerini öğrenmişsinizdir, etüt etmişsinizdir imkanlarınızla. Nasıl bir şey bekleyecek sizi bu koca bir 25 yıl ve koca bir 25 yılın hemen hemen hepsi bir tarzla ve anladığımız kadarıyla siz o tarzı dışında, o tarzı sert bir şekilde eleştiren birisisiniz. Ya tarz derken ben yönetim şeklini eleştirdim.
Benim şöyle bir anlayışım var. Çoğunluğun yanlışı bir kişinin doğrusundan her zaman doğrudur. Sayın Gökçek hep tek başına karar verdi. Belki iyi şeyler de yaptı ama zarar veren şeyler de yaptı Ankara'ya. Dolayısıyla biz bundan sonra Amerikalıların şöyle bir kitapta okumuştum. Yöntemleri var. Genellikle bu Türkiye'de tam tersi oluyor. Türkiye'de birisi iş başına geldiği zaman sadece kötü olanlara bakıp senin yüzünden işte geçmiş yönetimler enkaz devraldık hep böyle konuşurlar. Halbuki diyor Amerikalılar biz diyor böyle bir problem varsa ortaya problemi koyup biz bunu nasıl çözeceğiz? Yani kimin ne yaptığı o kadar önemli değil derler. Şimdi biz geçmişte yapılanları irdeleme, bunları halka şikayet etmeye kalksak 5 yıl çabucak biter. Biz öyle yapmayacağız. Belediyenin mevcut kaynakları, gelirleri, borçları, üstün yönleri, zayıf yönleri bunların hepsini ortaya çıkardıktan sonra ilk yapacağımız projelerimizden başlayarak bir an önce bu projeleri yapmaya başlayacağız açıkçası. Yoksa eğer geçmişe takılıp kalırsak tek tek işte şurası yanlış olmuş falan dersek biz bu işin içerisinden çıkamayız. Burada önemli olan zihniyet, kamuoyuna sunduğunuz mesajlar, Ankara'yı nasıl yöneteceğiniz, onlarla beraber işte işbirliği yaparak ortak akılla Ankara'yı nasıl yöneteceğiz? Biz onlara bakmamız lazım. Benim için şu anda Melik Gökçek'in anlamı şudur. Melik Gökçek benim için bir sadece seçmendir şu anda. Eğer herhangi bir kendisinden özel hasmane bir tutum gelmediği müddetçe de açıkçası Gökçek hakkında hiç konuşmak istemiyorum. Çünkü bugün televizyonlarda da yayınlandı. Benim rakibim çoğaldı Ankara'da, bir tane değil. Birçok rakibimiz var. Hepsiyle birden boğuşuyorken açıkçası bir de Gökçek'le boğuşmak istemem. Peki bu hep söylenen, şimdi Türkiye'de öteden beri söylenen merkezi iktidarla yerel iktidarlar arasında farklı partiler olması durumunda sorun olabileceği söyleniyordu. Şimdi bir de üstüne başkanlık sistemi geldi ve başkanlık sisteminde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın ya da başkanın çok olağanüstü yetkileri var. Böyle bir durumda bu en çok muhalif partilerden adaylara en çok sorulan soruyu tekrar size sorayım. Tamam. Ne bekliyorsunuz? Ankara'yı kazanırsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan, çünkü ortada hükümet diye tam olarak doğrudan ona bağlı bir hükümet var. Sorun yaşanır mı yoksa makul bir şekilde siz görevinizi yapabilecek misiniz? Öncelikle tabii muhalefette olan bazı belediyelere bakmak lazım. Eskişehir gibi. Hem mecliste çoğunluğu yok Eskişehir Belediyesi'nin hem de yıllardır muhalefette. Ama ulaştığı seviyeye bakarsanız belki yüz binlerce, belki milyonlarca turist Eskişehir'i gezmeye gidiyor ve oraya kaynak bırakıyor, para bırakıyor. Ve bir de tabii orada yapılan belediyeye ilişkin yapılan çalışmalar da ortada. Demek ki öncelikle iktidar olmak gerekmiyor. Ankara'da da tam tersine 17 yıldır, 2002'den beri devam eden bir hükümet var. 17 yıla yaklaştı. Ama aynı zamanda da aynı partiden olan bir belediye başkanı vardı. Ama mesela Ankara'ya sorduğunuz zaman en önemli sorunlar nedir derseniz ulaşım diyor, metrosu yapılmamış. Su diyor hem pahalı hem içilemez durumda. Yeşil alanlar az, çarpık kentleşme var. Yani iktidar olmasına rağmen Ankara'nın önemli hiçbir problemi tam manasıyla çözülememiş. Şimdi böyle bakarsanız hükümet olmanın tek başına bir önemli bir şey olmadığı ortaya çıkar. Kaldı ki ben de 6,5 yıl muhalefette çalıştım. 10 yıl belediye başkanlığında. Ama böyleyken ben şimdiki Cumhurbaşkanımız başbakandı. Ondan da yardım aldım. Sayın Beşir Atalay'dan, Cemil Çiçek'ten birçok hükümet görevlisinden yardım da aldım. Çünkü yapacağınız hizmeti yapıyorsunuz. Oraya bir eser bırakıp gidiyorsunuz. Ve o yardım verenlerin isimlerini de her yere yazdım. Burası şuradan gelen kaynakta yapılmıştır diye. Hatta ve hatta gazete haberi yaptırdım. Hatırlarsınız o günlerde bir açılışa gelmişti Sayın Cumhurbaşkanı. Kendisini de belediye başkanı sıfatıyla çiçek vererek karşıladım. Şu andaki yetkiye göre bazı belediyelerin önemli yatırımları, önemli harcamalarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığından izin alması gerekiyor. Biz Ankara için yapacağımız işlerde elbette ki Cumhurbaşkanı ile görüşürüz.
devletin en tepesinden muhtarlarına kadar zaten biz ortak akılla yönetelim diyoruz. Biz oraya kavga etmeye, çatışmaya, siyaseten birbirimizi hırpalamak için gitmiyoruz. Zaten benim farklı bir belediyecilik anlayışım var. Belki birçok belediye başkanı da benim gibi düşünüyor. Biz seçildikten itibaren kamu görevlisiyiz. Dolayısıyla bizim çok daha fazla siyaset yapmak yerine bir an evvel Ankara'nın sorunlarını nasıl çözeceğiz, kiminle çözeceğiz, buna odaklanmamız lazım. Çünkü Ankara'da herhangi bir engellenen hizmet, yaptırılmayan bir hizmet olursa Ankara herhangi bir Anadolu şehri veya kasabası değil. Ankara büyük bir kent. Buradaki aksayacak herhangi bir hizmet, evet belediye başkanını zora sokar ama ben hükümeti de zora sokacağı kanaatindeyim. Bu nedenle bir de belediye meclisinde oluşacak tabloya bakarsanız Ankara'yı zaten mecliste oluşacak bütün üyelerle birlikte ortak akılla yönetmemiz gerekecek. Öyle peki, de bir tablo. Siz siyasetten uzak durmaya çalışıyorsunuz. Kampanyanızı Ankara üzerine inşa etmeye çalışıyorsunuz ama biliyorsunuz iktidar ortakları 31 Mart kampanyasını beka üzerine ve siyaset üzerine inşa ediyorlar ve malum Ankara'da bunun çok çarpıcı bir örneği oldu. Su tahsilatına gelecek ya da saatini okuyacak kişinin PKK ya da FETÖ mensubu olması gibi bir takım varsayımlar da ortaya attılar. Bunlar seçmende bir şey buluyor mu karşılık? Yok, bulmuyor. Bulmuyor çünkü ben şeye gittiğim zaman, bu mitinglere, toplantılara gittiğim zaman şunu soruyorum. Bakın diyorum, Sayın Fethi Yaşar, Yeni Mahalle Belediye Başkanımız AK Parti'den aldı ve şu anda Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı. Hiçbir tane işçi çıkartmadı. Eski ekiple aynen devam etti ve iki dönemdir idare ediyor. Soruyorum diyorum vatandaşa, siz veya hükümete de soruyorum. Yeni Mahalle Belediyesi'nden kaç tane terörist yakaladınız şimdiye kadar? Çankaya Belediyesi kaç yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Kaç tane terörist yakaladınız? Eskişehir'de kaç tane, Muğla'da kaç tane terörist yakaladınız dediğimiz zaman bunun inandırıcılığı kalmıyor. Artı Sayın İçişleri Bakanı dağlarda 700 tane PKK'lı kaldı derken Ankara'da 20 bin PKK'lıyı nereden bulacaklar bilmem. Dolayısıyla bunların tamamen siyaseten söylendiğini, insanları korkutarak söylendiğinin farkındalar. Artı bir de bizim siyasi müktesebatımız var. Hani şey derler, birisine iftira atacaksanız yakışan iftira atın derler. Dolayısıyla bunların bizim üzerimizde tutma ihtimali hiç yok. Ancak şunu yapıyor. Demek ki diyorlar Mansur Yavaş seçimi kazanıyor ki bu kadar üstüne gidiyorlar gibi tam tersine etki ettiğini düşünüyorum. Kimse bunlara inanmıyor. Peki bir şey duydum Ankara'daki meslektaşlarımdan. Mehmet Özaseki sizinle televizyonda tartışmak ister diye. Yani bunu bir yerde açık bir şekilde görmedim ama kulis takip eden güvendiğim meslektaşlarım söylüyor. Böyle bir şey sizin kulağınıza geldi mi? Eğer böyle bir teklif gelirse ne dersiniz? Gelmedi. Tabii ki ben daha önce de söyledim. İzin alsın ondan sonra fikrimizi söyleriz. Ben izin almadan konuşabiliyorum dedim. Bugüne kadar net bir şekilde kamuoyuna yansıyan bir şey yok. Yansısın ona göre konuşacağız. Yani vereceğimiz bir takım cevaplar olacak. Çünkü böyle bir şey olursa hangi kanalda kiminle çıkılacak bunların hepsine bakmak lazım. Ama benim açıkçası kendim açımdan bir ön yargım veya izin almamı gerektirecek bir pozisyonum yok. Bunu niye dayanarak söylüyorum? Bizim aleyhimizde basın toplantısı yapıldığı zaman neredeyse Türkiye'nin %100'üne duyurulacak şekilde yapılıyor. Maalesef medyanın durumu ortada. Ama biz basın toplantısı yaptığımız zaman herkes penguen oluyor, yüzünü gözünü kapatıyor. Şimdi böyle adil olmayan bir seçim varken elbette biz de bir takım şartları ortaya koymayı düşünürüz. Bir defa her şeyin adil olması lazım. Neredeyse televizyonu canlı yayına çıksak herhalde bazı televizyonlar rakibim Özaseki'nin konuşması sırasında verecekler. Ben başlayınca susacaklar herhalde. İş o aşamaya kadar geldi. Üzücü ülkemiz açısından. Baktığınız zaman tabii yargıdaki, dünya yargısındaki sıramız, basın özgürlüğündeki sıramız baktığımız zaman biz ülkemiz için üzülüyoruz. Ben bu konuşulan konuların birçoğunun siyaseten seçim döneminde konuşulduğunu ve şunu umuyorum inşallah seçimden sonra
Bunlar unutulur, ortadan kalkar. Çünkü Türkiye'nin uzlaşmaya ihtiyacı var. Yeni kutuplaşmalara, kavgalara ihtiyacı yok. Ben hep şunu söyledim. Yani bu tartışma sadece Ankara'da var. Ben ılımlıların temsilcisiyim Ankara'da. İnsanlar kavga edeni sevmiyor. Dün Kızılcamam'a gittiğimizde 91 yaşındaki teyzemizin bana bir sarılışı vardı. Sabahlara kadar ağlıyorum. Evladım, bunlar sana neden böyle iftira atıyorlar diye. Dün televizyonlarda bu yayınlandı. İnsanların bana bir bakışı var. Yani bu insan ağzından kötü söz çıkmayan, makul, efendim diye yani gönüllerde yer etmiş. Ben bunu sokağa çıktıkça özellikle bizden daha büyük olan ablalarımızdan veya işte büyük abilerimizden görüyoruz o ilgiyi. Ben isterim ki bu hakim olsun Türkiye'nin siyasetine. Kötü söz söyleye söyleye kutuplaşa bir yere varamadık. Şunu da söyleyeyim, öyle son vermek isterim bu konuya. Bakınız bu kadar kaç tane seçim geçirdi? Her seçimde yerine göre beşli çete olurdu karşı taraf. Yerine göre şimdi dörtlü çeteye indi. Filan sürekli bu tür tartışmalar oldu. İktidar kendisine oy vermeyen herkesi çok ağır bir şekilde suçladı. Bu kadar suçlamaya rağmen Ankara'da ne iş yerlerinde, ne esnaflar arasında, ne de aynı apartmanda oturan farklı görüşlere, farklı partilere oy veren insanların hiçbirisinin kavga ettiğini görmüyoruz. Aslında toplum bunu istemiyor, bunu görmeleri lazım. Bu nedenle ben bu tür fanatik, böyle katı düşünenlerin sayısının çok az olduğunu ama toplumun büyük çoğunluğunun asla kavga istemediğini görüyorum. Çünkü yıllardır devam eden türlü çeşitli vesilelerle bu kadar ötekileştirmeye, ayrışmaya karşı toplumun hala dimdik ve bir arada durmasının başka izahı yoktur. İnşallah böyle devam eder. Benim de bir katkım olursa ben çok sevinirim. Peki son olarak kapatmak için şunu sormak istiyorum. Siz şimdi CHP'nin adayısınız. İYİ Parti de destekliyor. Kampanyanızı kimle yapıyorsunuz? Bütün bu partilerle beraber mi? Siz çünkü çok deneyimlisiniz. Yıllardır Ankara'da siyaset yapıyorsunuz. Seçimlere de girdiniz. Bu nasıl yürüyor Mansur Yavaş kampanyası? Bir CHP İYİ Parti ortak kampanyası mı? Nedir? Ortak kampanya yürüyor. O anda gideceğimiz yerler hep belli. Kim müsaitse hemen isterse İYİ Parti milletvekili, isterse Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili mutlaka birkaç tanesi katılıyor programlarımıza. Hiçbir sorun da görünmüyor o manada. Diyelim ki İYİ Parti'nin adayı olduğu yere de İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi il başkanları muhakkak katılıyorlar. Veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe adayı olduğu yere İYİ Parti milletvekili ve il başkanı mutlaka katılıyor. Bu da anons da ediliyor halka karşı ve onlar duyuyorlar o anda oraya gelen misafirlerin kim olduğunu. Şu ana kadar en ufak bir sorun çıkmadı. Bu zaten çok ilginç bir şekilde 24 Haziran'da ittifak diye tanımlanan şeyde birlikte hareket etmeyi çok fazla görmemiştik. Şimdi işbirliği, güç birliği olarak tanımlanıyor. Daha fazla öne çıkıyor. Ben mesela geçen gün İYİ Parti'ye yakın olan Yeni Çağ gazetesine baktım. Yeni Çağ'ın içerisinde çok sayıda CHP'li hakkında pozitif yayınlar vardı. Yani bu gerçek ittifak sanki bu seçimde oluyor gibi. Ne dersiniz? Biz geçen sene Ankara'da bunu başarmıştık aslında. Keşke devam edebileydi Ankara'da. Gerçekten çok zıt bilinen kutuplar yan yana geldiler, birlikte çalıştılar. Bu inşallah, söylüyorum ya, yani toplumun uzlaşmasına katkı verecek bir şeyler olur. Şunu da diliyorum açık açık. AK Parti'den de beklerim aynısını. Milliyetçi Hareket Partisi'nden de beklerim aynısını. Aynı ülkede yaşıyoruz. Aynı otobüsleri kullanıyoruz. Aynı apartmanları kullanıyoruz. Belediyenin akıttığı aynı suyu içiyoruz. Aynı parklarda beraberiz. Böyleyken hiçbir aramızda bir şey yoksa bir seçim için neden birbirimizi kıralım? Neden birbirimiz hakkında kötü şeyler söylüyoruz? Bunu anlamak mümkün değil. Sonuçta o makamlara oturanlar halkın verdiği paralardan, vergilerden maaşlarını alacaklar, işlerini yapacaklar. Aslında bu şekilde düşünmek lazım ama nedense işte siyaset işin içerisinde... Ama tabii burada şöyle bir şey var. İstanbul, Ankara, buralar 25 yıldır bir gelenek tarafından yönetilen şehirler ve biliyorsunuz merkezi iktidara girişi de bu yerel iktidarlarla olmuştu. Evet. Onların evet. Gitme ihtimalini
size siyasi, sizin ya da muhalefette siyasi sonuçları ne olur ayrı bir tartışma ama iktidarın büyük ortağının, Adalet ve Kalkınma Partisi için herhalde çok ciddi bir siyasi anlamı olacak. Eğer Ankara'yı siz alırsanız ve iddia ettiğiniz gibi de çok net bir farkla alırsanız bu bunun siyasi mesajı çok yüklü olacak, öyle değil mi? Siyasi mesajı nasıl olur bilmiyorum ama şey de olabilir diye düşünüyorum. Ankara'daki aday tercihindeki yanlışlık olarak da değerlendirilebilir veya şey de olabilir. Yani bu son süreç nedeniyle aradaki farkın açıldığı, hata yapıldığı da tartışılabilir diye düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar hiçbir şekilde iki kişi arasında hukuki itirafı, siyaseti taşıma olayı olmamıştı. Bakın şunu söylüyorum. Ben mal beyanını açıkladım. Kaç yıldır hükümet elinizde. Bütün harcamalarım ortada, elde ettiğim gelirler ortada ve iki defa Gökçek'e karşı aday oldum. Eminim ki her şeyim didik didik didiklenmiştir. Bana şunu desinler, desinler ki ya siz şu projeniz yürümez, yanlış düşünüyorsunuz. İşte şunu yapamazsınız, şunu vaat ediyorsunuz ama karşılığı yok. Bunların tartışılması lazım. Ve bunlar tartışılmayınca, yani size başka bir şey söyleyemeyince İşte bu şekilde korkutmak zoruyla acaba oy alabiliriz mi diye gidiyorlar. Hatırlayın 2009'da Gökçek gidecek, sol gelecek diye öyle korkuttular. 2014'te devletimizin istikbali dendi, şimdi devletin bekası dendi. Böyle böyle gidiyor. Ben bunların hepsinin seçim kazanmak için herkesin kendi tarzı ve propaganda usulü var, oradan devam ediyorlar. Biz ise dümdüz yine eskisi gibi üst seçimdir. Ankaralı bizi nasıl tanıyorsa aynen devam ediyoruz. O zaman çok teşekkür ediyoruz Mansur Bey. Kolay gelsin. Belki seçimden önce bir kere daha sizi yakalarsak bir yayın daha yapmaya çalışırız. Çok uygun fazla zaman kalmadı hayır. Ama. Oldu efendim. Çok teşekkür ediyorum. CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'la yaptığımız yayın burada sona eriyor. Kendisine çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler.